vatandaşları ve tüm şehitlerimiz adına saygı duruşuna... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına katıldı. Çok değerli katılımcılar, ben de bakanlığımız adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'ni açıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Açılış konuşmasını gerçekleştiren MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, tahkim ve arabuluculuk hizmetiyle yargının yükü azalırken işlemlerin çok daha hızlı yapılabileceğini söyledi. Bu anlamda birçok projede önce olan odamızın, bize her zaman destek veren, önce olan, vizyon kazandıran, çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin desteğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Arabuluculuk ve Tahkim Merkezimizi açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sistemin layıkıyla çalışması adına fiziki ortamında buna uygun olması gerektiğini göz önünde tutarak buna göre en uygun mimari fonksiyonlar düşünülerek mobilyasından aksesuarlarına, görüşmelerin gizliliğini sağlayan ses yalıtımlarından renk seçimine kadar tüm detaylarıyla bu merkezi üyelerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu merkezin kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yargı sisteminin yavaş çalışmasından herkesin şikayetçi olduğunu ifade etti. Adil işler. Dolayısıyla su ve ekmek nasıl bir ihtiyaçsa hukuk da aynen öyle bir ihtiyaç. Yani hukuk demek, ekmek demek. Ne yazık ki mahkemelerimiz, hakimlerimiz her geçen gün artan büyük bir iş yüküyle karşı karşıya. Hukuk sisteminin sadece devletin değil, ekonominin de direği olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, eğer hukuk sistemi iyi işlerse toplumda da güven duygusu artar diye konuştu. Sabah bir dosya, öğlen bir dosya, akşam da eve gitmeyip bir dosyaya bakıp karar vermelerini bekliyoruz. Peki hakimlere böyle bir ağır yükü binince ne olmaktadır? Mahkemelere her sene 7 milyona yakın dosya gelmektedir. Avrupa'da bir hakim yılda ortalama 200 dosyaya bakarken, ülkemizde bir hakimin yılda 700-800 dosya önüne gelmektedir. Diyen Hisarcıklıoğlu, mahkemelere her yıl 7 milyona yakın dosya gelmektedir. Bunların 4 milyonu o sene karara bağlanıyor. 3 milyon dosya ertesi yıla kalıyor dedi. Avrupa'da bir hakim yılda ortalama 200 dosyaya bakarken, ülkemizde bir hakim ise yılda 700-800 dosya önüne gelmektedir. Bir yılda 253 günün olduğunu eğer varsayarsak, hakimlerimiz sabah bir dosya, öğlen bir dosya, akşam da eve gitmeyip bir dosyaya bakıp karar vermelerini bekliyoruz. Peki hakimlere böyle bir ağır yükü binince ne olmaktadır? Mahkemelere her sene 7 milyona yakın dosya gelmektedir. Bunların 4 milyonu o sene karara bağlanıyor, 3 milyon dosya ertesi seneye kalmaktadır.